Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ghost of Dead. Bugün sizlerle Watch of Rams'ta oyuna yeni eklenmiş olan Ham Watcher Faction'ın Lord'u hem de Arbiter Faction'ın bir üyesi olan Ingrid karakteri hakkında konuşacağız. Gerçekten çok güzel bir karakter. Tüm özelliklerinden her şeyinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Şimdi özelliklerine geçmeden önce şunu söylemeliyim. Bu karakter iki modlu bir karakter. Bir güneş modu bulunuyor, bir de yıldız modu bulunuyor. Tüm özellikleri de buna göre şekillenmiş durumda. Gelelim özelliklerine. Talent'tan başlayacak olursak arkadaşlar, bu karakteri koyduğunuz zaman güneş modunda başlıyor. Güneş modundayken arkadaşlar her 4 temel saldırıdan sonraki temel saldırısı bir güneş parlamasına dönüşüyor. Güneş parlamasına baktığımızda ise rencinde bulunan 15 tane düşmana %270'lik bir alan hasarı vuruyormuş arkadaşlar. Gelelim yıldız moduna. Yıldız modundayken her 4 temel saldırıdan sonraki temel saldırısı bir yıldız yağmuruna dönüşüyor. Yıldız yağmuru ise arkadaşlar şöyle baktığımızda yalnızca bir düşmana hedef alacak 9 tane atış gönderiyor ve her bir atışta %50'lik bir hasar vuruyormuş arkadaşlar. Toplamda %450'lik bir hasar açığa çıkarmış oluyor. Ciddi anlamda çok güzel bir özellik. Gelelim basic atanına. Şimdi bu karakterin iki modu olduğunu söylemiştim. Güneş modundayken arkadaşlar bu karakter alan hasar vuran bir karaktere dönüşüyor. Rencinde bulunan 8 tane düşmana %100'lük bir alan hasarı vuruyormuş. Yıldız modundayken arkadaşlar single target bir karaktere dönüşüyor ve rencinde bulunan yalnızca bir düşmana iki atış gönderiyor. Her bir atışta %50'lik hasar vurmuş oluyormuş. Gelelim ultisine. Ultisi arkadaşlar modlar arasında değişiklik yapmanızı sağlıyor. Yani güneş modundaysanız yıldız moduna, yıldız modundaysanız güneş moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Gelelim pasifine arkadaşlar. Şimdi birinci pasifinde arkadaşlar güneş parlamasını tetiklemek bir güneş enerjisi puanı kazandırıyormuş ve yıldız tetiklemek tetiklemekte bir yıldız enerjisi puanı kazandırıyormuş. En fazla 5 enerji puanı biriktirebiliyor. Her güneş enerjisi veya yıldız enerjisi puanı hasarını %3 arttırıyormuş. 5 güneş enerjisi puanına ulaşmak güneş aşırı yüklemesini tetikliyormuş. 5 yıldız enerjisi puanına ulaşmak ise yıldız aşırı yüklemesini tetikliyormuş arkadaşlar değişimi kullanmak ise tüm güneş enerjisi puanlarını ve yıldız enerjisi puanlarını direkt temizliyormuş. Gelelim güneş aşırı yüklemesine. Güneş aşırı yüklemesini tetiklediğinde arkadaşlar 20 saniye boyunca atak aralığını %15 azaltıyormuş. Yıldız aşırı yüklemesini tetiklediğinde ise 20 saniye boyunca atağını %20 artıyormuş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik. Çok güzel bir pasif. Gelelim diğer pasifine. Diğer pasifinde ise arkadaşlar güneş parlamasını gerçekleştirdiği zaman e, kahramanın atağının yüzde eşit bir şekilde gerçek hasar vuruyormuş aynı zamanda yani siz bu güneş parlamasını tetiklediğinizde aynı zamanda gerçek hasar olan bir e, etkide tetiklemiş oluyorsunuz. Yani range'inde bulunan o 15 tane düşmana %100'lük bir gerçek hasarda vurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ciddi anlamda çok yüksek bir hasar. Devamına baktığımızda ise arkadaşlar yıldız yağmuru tarafından verilen her bir hasar arkadaşlar %15 şansla yakma ve %15 şansla da radyat erajin uyguluyormuş. Bu da çok güzel bir özellik. Ya yani özellikle bu yıldız modundayken Arbiter Faction'da ciddi anlamda çok güzel hasara ulaşacaktır. Onun dışında arkadaşlar özelliklerini bitirdik. Gelelim pasif e, Lord bonusuna arkadaşlar. Lord bonusuna baktığımızda ise e, bu faction'da bulunan karakterlerin arkadaşlar temel niteliklerini %15 arttırıyor klasik. Onun dışında arkadaşlar periyodik olarak bu faction'da bulunan üyelerin hasarını ve healing bonusunu arkadaşlar %50 arttırıyormuş 20 saniye boyunca. Yani <laughs> bu karakteri kullandığınızda arkadaşlar lord olarak kullandığınızda Laya'nın da arkadaşlar ekstradan %50 bir heal verme etkisini arttırmış oluyorsunuz ciddi anlamda çok güzel bir özellik. Onun dışında arkadaşlar eğer Ingrid bir düşmana doğrudan hasar verirse bu e, bu faction'da bulunan karakterler o düşmana 3 saniye içinde %20 ekstradan hasar vuruyormuş. Gerçekten e, çok güzel bir özellik. Yani arkadaşlar Lucius gibi böyle burst damage atan karakterleriniz varsa Watcher faction'da bulunan yani bu e, ingrid'i kullanarak ciddi anlamda çok yüksek hasar vurabiliyorsunuz. Yani bosslara karşı ciddi anlamda çok etkili oluyor diyebiliriz. Lord bonusu da bu şekildeydi. Gayet güzel. Gelelim eveklerine. Evet biri arkadaşlar yıldız moduyla alakalı. Bu karakter yıldız modundayken Radiant Region uygulanan düşmanlara %20 daha fazla hasar veriyor. Onun dışında Radyat Erasion uygulanan düşmanlardan da %20 daha az hasar almış oluyor arkadaşlar. Yani evet bir yaptığınızda ciddi anlamda bu karakteri Arbiter Faction'da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Arbiter Faction'da çok yüksek hasara ulaşabilir. Gelelim evet ikisine klasik arkadaşlar. Artı 300 atak veriyor. Onun dışında Lord bonusunu %5 arttırıyormuş. Evet 3'üne baktığımızda ise arkadaşlar evet 3'ü de çok güzel. Bu karakter arkadaşlar bu güneş aşırı yüklemesi ve yıldız aşırı yüklemesi sırasında arkadaşlar. Bu talentinde oluşan kısım var diye her dört saldırıdan sonraki temel saldırısı bir güneş parlaması ya da yıldız yağmuru gerçekleştiriyor. Bunun sayısını bir azaltıyor arkadaşlar. Yani her üç saldırıdan sonraki temel saldırısı bu güneş parlaması ya da yıldız yağmuru gerçekleştirmiş olacak. Yani evek üç yaptığınızda çok sık bir şekilde bu talenti aktifleştirmiş olacaksınız. Bu da kısa süre içinde daha yüksek hasara ulaşmanıza olanak sağlayacak arkadaşlar. Gelelim dire diğer eveklerine. Evek 4'ü klasik penetration veriyor %8. Evek 5'i ise arkadaşlar güneş parlaması %25 oranında büyü direncini yok sayıyormuş. Evet, onun dışında tüm evliliklerden de bahsettik. Karakterin tüm özelliklerinden de bahsettik. Her şeyi anlatmış olduk arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir karakter. Yani normalde arkadaşlar lordlar tek bir faction'da bulunuyor fakat Ingrid karakteri lord olmasına rağmen çift faction'lı bir karakter. Gerçekten çok güzel, çok etkili bir karakterimiz arkadaşlar. Ee, onun dışında ekstradan söylenebilecek bir şey bulunmuyor. Şöyle bir videosunda izleyelim. Ya bu karakter için mutlaka ancient'larınızı açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu karakteri almanız e, sizin için çok iyi olacaktır. E, gerçekten çok güzel bir animasyon da yapmışlar. Karakter gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani hem tasarım açısından hem özellikleri açısından hasar açısından işlevsellik açısından ciddi anlamda çok güzel etkili bir karakter arkadaşlar. Yani iki modlu olması bizim için ayrı bir güzellik. Yani istediğimiz zaman single target istediğimiz zaman alana sarı vuran bir karakter olması gerçekten çok etkili oluyor. Evet karakter hakkında ekstradan söylenebilecek bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi anlatmış olduk. Bu karakter için mutlaka enşitlerinizi açın arkadaşlar. Bu karakteri almaya çalışın. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda belirtirsiniz. Görüşmek üzere.